dua diyorsunuz diyor. Peki bet dua nasıl yani bu neden edilir diyorlar ve bet dua eğer tutarsa böyle bir şey var mıdır? Allah'tan bet dua dilemek diye bir şey var mıdır? Ya yani bence aynı Ki bazıları şekilde mesela bunu yorumluyor. Bu bet dua değil. işte ona ne diyorlar? başka bir şey. Şimdi Aslında mülâne diyorlar mesela. Kur'an'da başkası diyelimse kötülük yaptı, bir yakınınızı öldürdü, başka bir şey yaptı olumsuz. Yani sizin onun aleyhine de dua etmeniz meşrudur, şeydir. Ama yani ben şahsen kendi hayatımda bir prensip olarak edindim. Aleyhine dua etmek meşrudur. Meşrudur. Yani beddua, şimdi Kur'an'da beddua diye bir terim yok yani. Milletin bedduadan kastı başkasının olumsuzuna dua etmek nedir? Diyelim mesela gelip de o sizin diyelim ki bir yakınınızı öldürmüştür. Siz de yani benim çektiğim acıları sen de çektiği Allah'ım ona benim çektiğim acılar çektiği dua etmeniz meşrudur. Fakat yani benim şahsi yani en azından hayattaki tavrım yani Allah zaten gerekli olan herkesin cezasını verir. Biz Allah'a dua ederken bu kontenjanımızı her zaman için olumlu şeyler için kullanmaktır. Yani ben yani hayatım boyunca hiç kimseye mesela beddua ettiğimi hatırlamam. İçimden mesela olsa da mutlu olacağım dediğim kimselere dair. Şahsen ki yani bana en azından şahsi bir şey yapanlara. Ha, İslam ümmetinin düşmanlarına karşı da işte zelli olsunlar falan diye öyle bir dua etmişimdir. Ama böyle şahıs birey olarak bir şahsın. Yani hak ettiğini düşünsem de içimden belki istesem bile yani utanmışımdır yani işin doğrusu Allah'a gidip de falanca ya belanı ver diye dua etmeyi. Ama bir insan tabii kötülüğe uğrayınca şeyince başkasının da aleyhine bir şey istemesi meşrudur. Ama zaten isteyince Allah onu yapacaktır anlamına gelmez. Allah onu değerlendirecektir. Ama benim şahsi tavsiye, yani dualarımıza biz olumlu şeyler isteyelim Allah'tan. Yani razı olacak kul bizi kılmasını, Allah'ın cennetini, bizi cehennemden azap etmesini, yakınlarımızı aynı şekilde kendi beğeneceği kullar kılmasını, onları cennetlik yapmasını. Yani bu kadar önemli konu varken, yani bireysel Betuayla, benim